Merhaba Berenet, bugün oldukça ilginç bir ürün incelemesiyle birlikteyiz. Bu gördüğünüz küçük retro konsol içerisinde tam 50 bin adet oyun bulunuyor. Yine 50'den fazla retro cihazın emülatörü yüklü bu cihazın içerisinde. Kablosuz 2 kol ve kablolu 2 kol olmak üzere 4 kişiye kadar da oyuncu desteği bulunuyor. HDMI çıkışı sayesinde de tüm TV, monitör, projeksiyon gibi cihazlarda kullanılabiliyor. Yine internet girişi sayesinde bu 50 bin oyun bana yetmez, daha fazla yüklemem gerekiyor diyorsanız da 80 bin oyuna kadar da içerisinde oyun yüklenebiliyor. İncelerken oldukça keyif aldığım bir cihaz oldu. Ürünün linki açıklamalar kısmında mevcut. Şimdi isterseniz detaylı bir şekilde bu retro cihazını incelemeye başlayalım. Cihaz bu şekilde bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu üzerinde kısaca özelliklerini belirtmişler. Kutunun yanında 2 adet klasik kablolu retro görünümünde kolla birlikte geliyor. Kutu içerisinden garanti belgesi, kullanım kılavuzu, 2 adet kablosuz kol. Bu kollar küçük AAA denen kalem pille çalışıyorlar. Yine kutu içerisinden elektrik adaptörü, HDMI kablo ve konsolun kendisi geliyor. Konsolu ilk olarak elimize aldığımızda gördüğünüz gibi oldukça küçük bir yapısı mevcut. Bu kısım bu şekilde açılıyor ve burada 4 adet USB bulunuyor. Bu USB'lere kablolu kolların bu şekilde kablolarını buraya takıyoruz. Kablosuz kolların ise bu algılayıcılarını buraya takıyoruz. Bunlar takıldıktan sonra bu kısım kapanmıyor. Bu şekilde kalıyor. Konsolun tam olarak ölçülerini burada görüyorsunuz. Yani oldukça küçük bir konsol ve şık durduğunu da söyleyebilirim. Tasarım açısından Nintendo Classic Mini'nin birebir tasarımı aynı şekilde korunmuş. Arka kısmına baktığımızda analog video çıkışını, SD kart girişini, HDMI çıkışını, internet girişini, güç girişini ve burada da bir açma kapama düğmesi görüyorsunuz. Şöyle bir kere bastığınız zaman çıt çıtlı bir şekilde burada bir açma kapama düğmesi konumlandırılmış. Yine tam olarak şu kısımda ve şöyle şu kısımlarda da karbon görünümlü bir kaplama yapılmış. Şu kısımda da güç ışıkları bulunuyor. Konsol açıldığı zaman bu ışıklar yanıyorlar. Şöyle bir kollara baktığımız zaman kablolu kolların oldukça şirin bir tasarımı mevcut. Tam olarak böyle retro hava korunmuş. Şöyle üst kısımlarda da tuşlar konumlandırılmış. Malzeme kalitesi gayet hoş olmuş açıkçası kablolu kolların. Şöyle kablosuzlara geldiğimiz zaman direkt algılayıcılarını buraya taktığınız zaman direkt otomatikman eşleşiyorlar. Ekstra bir işlem yapmanıza gerek yok. Şurada bir açma kapama düğmesi. Burada ise mod ve power düğmeleri konumlandırılmış. Genel malzeme kalitesi çok üst seviye değil. Yani çok alt seviye değil. Tam olarak ortalama denebilir. Yani bir Xbox veya PlayStation kolunun kalitesini beklemeyin. Ancak o kolların fiyatına şu an bu konsolun kendisi komple set halinde satıldığında düşünmek gerek. Yani çok hor kullanılmadığı sürece gayet işinizi görebilecek kalitede bir performansı bulunuyor kolların. Yine bu kolların yedekleri de mevcut. Yani kollara bir şey olduğu zaman tekrar yenisini alabiliyorsunuz. Kollarda titreşim özelliği mevcut değil. Konsolun kısaca teknik özelliklerini burada görüyorsunuz. Konsolun yanında 64 GB'lık bir SD kartla birlikte geliyor. 1 GB'lık RAM kullanılmış bu konsolda. Yine içerisinde Emulokin 3.9 işletim sistemi bulunuyor. Hem işlemci hem grafik işlemcisi alarak PlayStation 1 oyunları dahil 3 boyutlu oyunları rahat bir şekilde oynatabiliyor bu konsol. Yine içerisinde soğutmasını daha sağlıklı bir şekilde yapılabilecek bir sistemle dizayn edilmiş. Yani uzun saatler boyunca veya uzun günler boyunca açık kalsa dahi herhangi bir şekilde ısınmadan kaynaklı bir problem gerçekleşmiyor. Bu konsol üzerinde Emulok denen bir emülatör çalışıyor. Konsolu açtığımız zaman gördüğünüz gibi üst kısımda retro konsolun logosunu, alt kısımda kaç adet oyun olduğunu görüyoruz. Sağa doğru bu şekilde kaydığımız zaman burada 50'ye yakın retro konsol mevcut. Benim de ismini ilk defa duyduğum retro konsollar da mevcut. Yine Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Sega, MAME emülatörleri, Sega System, yani aklınıza gelebilecek bu zamana kadar çıkmış olan tüm retro cihazlar bu konsol içerisinde mevcut. Yine buradan içerisine girdiğimiz zaman da sağ kısımda oyunun kısa bir videosunu görüyoruz. Böyle aşağı doğru kaydığımız zaman tek tek oyunları seçebiliyoruz. Yine Y tuşuna bastığımız zaman da böyle hızlı bir şekilde liste değişiyor. Gördüğünüz gibi çok fazla sayıda emülatör mevcut. Yine Sony'nin PSP ve PlayStation 1 emülatörleri de burada bulunuyor. 685 adet PlayStation 1 oyunu mevcut. Bu kısım oldukça hoş olmuş. Yani sadece bu 50 bin oyunu göstermek bile epey uzun sürebilir. Yine burada tüm oyunların listesini görüyorsunuz. Burada da kendi favorilerle eklediğiniz oyunları buradan kısaca hızlı bir şekilde açma imkanı sunulmuş bize. Yine buradan tüm oyunlara girip Select düğmesine bastığınız zaman da burada isme göre bir arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine burada dosyaları da istediğiniz gibi burada sıralama imkanı sunulmuş bize. Burada konsolun temalarını da değiştirebiliyorsunuz. Farklı temalarda yüklenebiliyor sonradan bu konsola. Konsolun menülerine de şöyle hızlıca bir bakalım. Start düğmesine bastığımız zaman burada gördüğünüz gibi tüm ayar seçenekleri bize sunulmuş. Burada çözünürlüğü ayarlama gibi tüm özellikler mevcut. Konsolun bazı kısımları İngilizce olarak kalmış. Burada gördüğünüz gibi çoğu kısmı Türkçe. İngilizce olan kısımların da tamamının Türkçe'ye çevrileceğini hakkında bir bilgi aldım firmadan. Yine burada ara birim ayarları görüyorsunuz. Bazı Türkçe karakterleri göstermiyor. Örneğin büyük i veya yumuşak
Uşakkaya gibi. Yine bu sorunlar da ilerleyen süreçlerde giderilecek. Burada gördüğünüz gibi tüm ayar seçenekleri bulunuyor. Bu konsolda bir Wi-Fi de bulunduğu için buradan güncellemeleri yapabiliyorsunuz. Şu an herhangi bir güncelleme yok. Yine buradan ekstra olarak kendiniz farklı temalarda yükleyebiliyorsunuz. Yine bu konsola 50.000 oyunun yanında ekstra olarak oyunlarda yükleyebiliyorsunuz ve bunu Wi-Fi üzerinden de gerçekleştirebiliyorsunuz. Hem bu konsolun hem de bilgisayarın aynı Wi-Fi'ye bağlı olması gerekiyor. Direkt bilgisayardan oyunu download ettiğiniz zaman otomatikman bu konsolun içerisine yükleniyor. Bu şekilde bir sistemde mevcut. Yine bununla alakalı bir videoyu da bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Yine cihazın içerisine oyun yüklemek için SD kart alıp direkt bilgisayarınıza takarak da oyun yükleyebiliyorsunuz. Burada yine sistem ayarlarına girdiğimiz zaman burada dili değiştirebiliyorsunuz. Kullanıcı ayarları yine burada tüm ayar seçenekleri sunulmuş. Yani konsolda çok fazla özelleştirme özelliği mevcut. Yine burada kumanda ayarları Bluetooth olarak farklı bir kumanda da bağlayabiliyorsunuz ekstra olarak. Bu konsol üzerinde Linux bir işletim sistemi bulunuyor açık kaynak kodlu. Yani ekstra olarak buradaki emülatörlere harici olarak farklı emülatörlerde ekleyebiliyorsunuz. Yine burada sol üst köşede de kaç adet oyun kolunun bağlı olduğunu da görüyorsunuz. Evet, lafı çok fazla uzattık. İsterseniz vakit kaybetmeden oyunların gösterebildiğim kadarını size göstereyim. Örneğin buradan direkt Metal Slug oyununa bir giriş yapalım. Şöyle M harfindeki oyunları. Bu şekilde tüm Metal Slug oyunları konsol içerisinde mevcut. Şöyle üzerlerine gelip bunları da favorilere ekleyelim. Oyunları açtığımız zaman bu şekilde yaklaşık olarak 10 saniye içerisinde açılıyorlar. Oyuna girdiğimiz zaman select düğmesine batarak jeton atıyoruz. Bu oyunlar arcade oyunu olduğu için yine bazı retro konsollarda bu yan kısımlarda da konsolun logoları çıkıyor. Bu arada oyunlardan çıkmak için select ve start düğmesini aynı anda basıyorsunuz ve bu sayede oyundan çıkmış oluyorsunuz. Şöyle basalım. Gördüğünüz gibi sol kısımda bir uyarı çıktı ve oyundan çıkmış olduk şu an. Benim bu retro cihazlardan en çok sevdiğim basketbol oyunundan şöyle kısaca bir gösterelim. Bu arada oyunlarda kaydetme özelliği de bulunuyor. Bu özellik oldukça hoş. Fena sayı yedik. Örneğin bu oyunu kaydetmek istiyorsak eğer bu alttaki iki düğmeye bastığımız zaman bu şekilde bir menü açılıyor içerisindeki RetroArch işletim sistemi. Buradan Save State kısmına gelerek oyunu kayıt altına alıyoruz ve sonrasında kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Şimdi bu oyundan da şöyle hızlıca bir çıkalım. Özellikle bu tarz böyle 3 boyutlu oyunlarda da gayet akıcı bir şekilde bir oyun deneyimi sunuyor bize retro konsol. Özellikle PlayStation 1'deki en keyif alarak oynadığım oyunlardan birisi buydu. Bu oyunun güncellenmiş versiyonu da çıktı. Ancak yine de eskisi de bir başka. 4 kişi oyuncu desteğiyle birlikte oldukça keyifli vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Crash of Bandicoot'un bu yarış oyunu. Yani retro oyunların yanında bu tarz grafik açısından da 3 boyutlu oyunların sonsuz bir şekilde çalıştırması oldukça hoş. Evet, eskilerden Resident Evil'da 3 Nemesis oyunda bu konsolda mevcut gördüğünüz gibi. Çok defa bitirdiğim oldukça güzel bir korku oyunudur bu da. Evet, bu odadaki müziğin bile güven vermesini çok kişi hissedecektir. Siz bu videonun bir miktarını izliyorsunuz ancak ben gerçekten çok uzun saatlerdir bu konsolla oynuyorum. Beğenilen Twist Metal serisinin de hepsi bu konsolda mevcut gördüğünüz gibi. Yine burada benim de oldukça sevdiğim Tony Hawk's Pro Skater'ın KK oyununun da tüm serisi buraya eklenmiş. Yine burada Tekken 2 ve Tekken 3 de bu konsolda bulunuyor. Tekken'den ziyade ben Street Fighter'ı daha çok severim ancak Tekken'i de tabii ki seveni çoktur. Şanslı seri yendik. Yine Çin veya Japon futbol olarak hatırlanan bu oyuna da bir göz atalım futbol maçına. Buradan bir geniş açı yapalım her zamanki ayarlar. Buradan oyunu hızlandırma ayarı vardı. Bunu da mutlaka yapıyorduk biz. Bu oyunun bendeki yeri oldukça ayrı. Özellikle PlayStation 1'im olmadığı için PlayStation 1'i kiralıyorduk biz. Arkadaşlarla kimsenin PlayStation 1'i yoktu. Hatta bulunduğumuz yerde televizyon da yoktu. Televizyonu da kiralıyorduk geceleri. O zamanlar PlayStation kafeler PlayStation'ları kiralıyorlardı. Şu anda mı kiralıyorlar mı tam olarak bilmiyorum ancak biz aldığımız zaman 24 saat boyunca hiç ara vermeden oynuyorduk bu oyunu. Yanına da ekstra bir Metal Slug veya farklı bir oyun CD'si alıyorduk ama çoğunlukla kalabalık arkadaş grubuyla sabaha kadar lig yaparak bu oyunu oynuyorduk. Özellikle burada Roberto Carlos var diye hatırlıyorum. Ona topu aldığı zaman yani özellikle hızlı koşan oyuncularda çok hızlı bir şekilde gol atabiliyordu.
Evet, golümüzü de atalım. Süper Nintendo kısmında da gördüğünüz gibi tüm eski oyun serilerinin hepsi mevcut konsol içerisinde. Bu arada bu konsolu ben dün gece açık bıraktım ve sabaha kadar açık kaldı. Herhangi bir şekilde yani ekstra ısınmadan kaynaklı bir durum olmadı. Konsolun içerisinde özel bir soğutma sistemi de bulunuyor. Çok kişiye garip gelebilir ancak benim Atari salonunda en çok oynadığım oyunlardan birisi de buydu. Çünkü en uzun süre bununla oynayabiliyorduk. 250 bin liraya mıydı? 250 bin liraydı sanırım. 5 jeton alıyorduk ve 5 jetonla günü bitirmemiz gerekiyordu. En uzun süre oyun süresi bu oyunda olduğu için de bu oyunu oldukça fazla oynuyorduk. Benim de ilk defa ismini duyduğum veya ilk defa gördüğüm çok oyunda mevcut açıkçası. Yani 50 bin oyun gerçekten çok yüksek bir sayı. Özellikle şu Robocop oyunu da iyi bir şekilde hatırlıyorum. Gayet güzel bir oyundu. Yani burada gerçekten hiç ismini duymadığım konsollar mevcut. Gördüğünüz gibi bu tarz ilginç konsolların da çok eski oyunları da bu cihaz içerisinde bulunuyor. Yine Amiga, Atari 2600, bizim zamanımızda kara kutu olarak da geçerdi bunlar. Bir kara kutum olmadı ancak bir arkadaşımın vardı ve arada gidip oynuyorduk. O zaman ilkokula gidiyordum. Gördüğünüz gibi kara kutuluğun tüm oyunları da mevcut. Alaaddin de eskilerden oynadığımız hoş oyunlardan birisiydi. Tabii ki burada herkesin bildiği Mustafa'yı da oynamadan olmaz. Gerçekten bu oyunu tek jetonla bitiren kişileri gördükçe hayranlığımız kat be kat artıyordu. Ben en fazla kasabı geçiyordum, ondan sonra ölüyordum maalesef. Sanırım zorluk seviyesi de biraz yüksekte ayarlanmış, çok oynamasınlar diye. Şu an bu oyuna bir tık daha kolay geldi. Adamlar öyle güzel oyunlar yapmışlar ki gerçekten şu an bile hani keyifli oynayabiliyorsunuz. Yine ölmeden geçemedim bu adama. Canımızı verdik yok yere bu adama da. Örneğin burada şu an 3 kolu da bağladım. Gördüğünüz gibi 3 kolu da rahat bir şekilde 3 kişi Mustafa'yı da oynayabiliyorsunuz. Evet, böyle bir eski retro futbol oyunu da mevcuttu. Buraya da eklenmiş. Yine burada The King of Fighters serisinin hepsini görüyorsunuz. 95, 94, 96, 98 olarak. Yine burada Mario'ların da tüm oyunları mevcut. Özellikle bu Carmageddon oyunu oldukça keyifliydi. Burada yine gördüğünüz gibi Street Fighter serilerinin neredeyse tüm versiyonları mevcut. Commodore 64'ten de 6900 adet oyun bulunuyor. Yine Atari'nin bu versiyonundan da 4700 adet oyun eklenmiş. Yine aşina olduğumuz Hagar serilerinin de tüm çeşitleri bu konsol üzerinde mevcut gördüğünüz gibi. Yine Street Fighter'ın eski serileri. Mario'da açalım eskilerden. Eskiden Mario kolay mı geliyordu, şimdi mi zor geliyor? Gerçekten anlamak zor. Şu an oynarken çok dikkatli oynamanız gerekiyor. Yine burada gördüğünüz gibi tüm eski Need for Speed serileri de bu cihazda mevcut. Yine eskilerden çoğu kişinin bildiği Crazy Taxi oyununa da bir bakalım. 3 boyutlu grafikleriyle o zaman oldukça bizi etkiliyordu. Bu arada bugün incelemesini yaptığımız bu King Hunk konsolların 5 farklı versiyon daha bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi sol altta bugün incelediğimiz modeli görüyorsunuz. Yine yanında TV Box özelliği de bulunan, yani hem bir TV Box hem de retro oyun konsollarını oynatabilen bir modeli daha mevcut. Yine burada donanım açısından bir miktar daha güçlü, yine TV Box özellikleri ve Air kumandası da bulunan bir versiyonu daha bulunuyor. Bunun 4K çıkış desteği ve Wi-Fi 6 desteği de mevcut. Oldukça kuvvetli bir cihaz. 4 GB RAM bulunuyor bu cihazda. Yine burada en üst seviyede konumlandırılan 2 TB'lık depolamasıyla birlikte gelen retro konusundaki neredeyse tüm oyunları içerisinde barındıran bir modelde mevcut gördüğünüz gibi. Bu da çok gelişmiş bir model ve 12 kişiye kadar destekte sunuyormuş gördüğünüz gibi. Son dönemde oldukça gelişti bu retro cihazlar. Son olarak da burada direkt üzerinde bir tuşu ve joystick bulunan bu şekilde bir versiyonu daha bulunuyor. Yine bunun içerisinde de 23 bin adet oyun yüklü ve herhangi bir şekilde kontrolcüye ihtiyaç duymadan direkt buradan oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Bu da oldukça keyifli bir cihaz. Tamamıyla retro havasını yansıtıyor tasarım itibariyle de. Bu şekilde iki cihaz şeklinde de oynayabiliyorsunuz. Yine ekstra olarak bir gamepad ile de oynama imkanı sunulmuş bu cihazda. Evet, genel olarak bir toparlayacak olursak bu süper konsol XNES retro oyun konsolunda neredeyse bu zamana kadar çıkmış olan tüm retro oyunlar toplanmış. Yine oyun yükleme, kaldığınız yerden devam edebilme gibi özellikler sunulmuş. Cihazın içerisinde binlerce oyun var. Ben beğendiğim bazı
bazı oyunları size gösterebildim. Mutlaka sizi sevdiğiniz, benim de gösteremediğim oyunlar vardır. O açıdan kusura bakmayın. Video süresi uzamasın diye tüm oyunları gösteremedim. Bu cihazın yaptığını cep telefonuna emülatör yükleyerek veya TV box'lara veya bilgisayara kurduğunuz emülatörlerle de tabii ki oynayabilirsiniz bu oyunları. Ancak bu cihaz biraz daha, hani ben bu tarz şeylerle uğraşmak istemiyorum. Direkt televizyonumun veya bilgisayarımın veya projeksiyonun karşısına geçip direkt bu oyunların keyfine varmak istiyorum diyen kişilere hitap ediyor. Yani çok fazla bir uğraşa ihtiyaç yok. Sadece konsolu açmanız yeterli oyunları oynayabilmeniz için. Yine aynı anda 4 kişiye kadar oyuncu desteği sunması da bu konsolun önemli artılarından birisi. Siz bu konsol hakkında ne düşünüyorsunuz? Tüm sorularınızı yorumlar kısmında belirtin lütfen. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.